Partizan Inter Bakü engellerini geçti 1-1 ve 2-0'larla. Fenerbahçe 2-0 ve 5-0'la MTK'yı geçti ve mücadele başladı. Haydi MTK maçının niyetine diyelim ve oradaki zaferlere bir yenisini ekleyelim. Petrovic faul. Petrovic hızlı oynadı. Offside yok. Volkan kaleyi boşalttı. Lugano çizgiden çıkarttı. İlk tehlikeli atak. Partizan. Ama olması gereken yerde bir oyuncu. O da Lugano. Petrovic. Lamin Diara vurabilir oradan. Carlos kapattı. Stefanović orta. Arka taraf. Faul'a gidiyor. Paunović. Mücadelede 11. dakika. Paunović topu ağlara gönderen isim oluyor. Arka alanda kendini çok iyi unutturdu Paunović ve topu ağlara gönderdi. Lamin Diarra'dan işte Stefanović'e, bu kez Lugano yok ve bu müdahalede Volkan da biraz geç kalınca topu ağlarda. Express Guiza'ya, Georgevic, Lamin Diarra hareketli, kısa düştü. Lugano'dan önce ara pası, Volkan biraz uzak, son müdahale, top boşta. Dağlarda. Bu kez Magunović. 14. dakika 2-0. Bir anda savunmanın adeta topa adımla ifade edilen mesafeli uzak kalışı bu golü getirdi. Önce Lugano bir adım uzak kaldı. Bogunović, Lamin Diarra ile bakın burada topu kurtardı. Sonra bir adım uzak kalan Volkan ve bu müdahale topu ağlara gönderiyor. Guiza ve Semi topsuz alanda rakiplerinin ciddi müdahalelerine karşılık hakemin verdiği kararlara tepki veriyorlar. Çünkü hakikaten çok enteresan tepkiler var ve 3 oldu. Büyük talihsizlik ama hayır. Bayrak kalktı, bayrak kalktı. Gol geçerli değil, 2-0. Bayrak kalktı. Skor 2-0, değişim yok. İşte burada offside bayrağı kalkıyor. Açı bizi yanıltmıyorsa bayrak çok doğru. Manovic'in hemen arkasında Roberto Carlos. Şimdi o orta içeriye. Guiza kaleci elinden kaçırdı. İkinci hamle. Bojović. Pozisyon bu. Alamadı. Lamin Diarra'ya bir top. Volkan da çıktı. Lamin Diarra. Gözlerimi kapattım. Dışarı gitti. Öyle kolay, öyle basit, öyle hani bunlar nasıl hatalar denilecek nitelikte hatalar var ki. Alex Semih'e, Semih Roberto Carlos'a bırakabilir. Öyle yaptılar. Roberto Carlos kaleci. Korner. Kazım içeride top istiyor. Lugano çıktı, Edu çıktı. Semih çıktı, orta. Gol pozisyonu, vuruş dışarı gitti. Out. İşte atak bu. Artı 2. Son 2 dakikalık bölümde başladı. Gökhan. Alex'i düşündü. Sekti. Alex aldı. Alex girdi. Alex yerde kaldı. Penaltı. Penaltı dedi. İskoç hakem penaltı noktasını gösterdi. İskoç hakem penaltı noktasını gösteriyor. Alex aldı. Göğsüye indirdi. Ceza sahasına girdi. Ve İskoç hakem penaltı noktasını gösterdi. Thank you.
Alex. Kritik bir zaman dilimi. Ceza sahası dışının içinde yer almak için uyardı. Alex geldi. Alex! Alex, 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 Alex! Alex'in golü 2000 oldu. Alex attı. Geçen yıl 10 kere, 100 kere, 1000 kere Alex demiştik. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Bravo Alex. Harika oldu, harika. Fark 1'e indi. Deplasmanda gol geldi. Devreye golle giriyor Fenerbahçe. Mükemmel oluyor kelimenin tam anlamıyla. Alex, Alex, Alex. İlk yarıda iyi kararlar verdi. Özellikle son dakikalarda gelen penaltı. Burada çok tartışıldı ama yerinde ve doğru bir karardı. Alex ceza sahası, Guiza ve gol! Guiza attı. 2-2 oldu. Gol makinesi, İspanyol gol makinesi çalışıyor ve skor 2-2 oluyor. Guiza okuyla hedefi tam 12'den vurdu. 2-2'lik skor var. Gol Guiza. Mükemmel bir pas, Semi indiriyor. Guiza okçu hedefe. Mükemmel oldu. 2-2'lik eşitlik. Lugano nefis bir pas. Semi indirdi. Guiza. Biri Türkiye Ligi'nin gol makinası. Diğeri İspanya'nın gol makinası. Ve işte Partizan'ı susturan bu darbe. Müthiş. Emre. Alex. Çok güzel paslaşma. Ceza sahası ortaya, vuramadı. Guiza, Guiza uzak. Müthiş bir top. 7-32-2-44 kare. Guiza var orada ve bir de top. Dokunsa, dokunsa top ağlarda ama uzak Guiza. Israrla top istiyor, çok hareketli. Ceza sahası, karambol, top dışarı gitti. Çok tehlikeli, çok etkili geldiler. 83. dakika. Guiza ve Alex ileride. Maldonado yanında. Tercih Alex. Alex vurur oradan dışarıya. Alex. Gökhan ve Maldonado en geride. Alex içeri gönderdi. Ve maçın son düdüğü geldi. Maçın skoru Partizan 2, Fenerbahçe 2. Gözler Meito González'te. Ve maç başlıyor. González devam dedi. Şimdi Uğur, Carlos. Orta pozisyonu. Cezaların içinde 3 isim var. Carlos baktı. Şimdi yaptı yerden ortasını. Guiza düzeltti. Vuracak mı? Vurdu yerden kaleci. Carlos cezaların için hareketli. Alex geldi, yaptı ortasını. Penaltı noktasına doğru. Kafa kaleci. Lugano. Alex sıyrıldı rakibinden, şık hareket Feysel. Alex Kazım orta pozisyon, iki futbolcu var cezalar içinde. Kazım'ın ortası, Guiza indirdi. Uğur Iska gol pozisyonu, Alex kaleci. İşte Alex'in kaçırdığı pozisyon. Ekranlarınıza geldi şimdi orta cezaların içine. Uğur kafa yedirdi. Guiza çevirdi. Semih'in önünden geçiyor top. Arda arda baskısı Fenerbahçe'nin gol arayışı. Derin pas. Savunmanın arkasında Semih boş. Semih çevirecek. Savunma. Zenevic. Alex geldi. Kafayla indirdi. Maldonado yerden vuruyor. Gitti ve topla dışarıya gitti. Maldonado
Kazım'ın ortası Guisa'nın olduğu noktaya doğru. Guisa indirdi, geriye çıkardı. Uğur ortası uzaklaşıyor. Semih vurdu ve gol! Semih vurdu ve gol! 28. dakika, gol Semih! Sakat sakat oynadı. İğneyle ben takımımı yalnız bırakmam dedi. O klasik ortalardan biri. İşte izliyoruz. En çok anlaştığı isim Guisa ve Uğur Boral. Bu kafa Fenerbahçe'yi öne geçiriyor. Semih. İlk maçta da golü vardı. İkinci maçta da Kadıköy'ü coşturuyor. ...29. dakikada Fenerbahçe Partizan karşısında 1-0 önde. Maldonado kapamadı topu. Şimdi Gökhan, pası Semih, Guisa'nın koşu yolu ama topa yakın olan Nezevic. Şimdi Gökhan girdi araya. Üç kişi var cezanın içinde. Gökhan'ın pası. Hayır. Hayır. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Kazım. Dokunsa gol olacak. Ama moralleri bozmayalım. Şimdi Guisa. On top pozisyonu yaptı ortasını. Alex attı bu kez. Alex. Guisa, Alex. Kafa golü bu kez Alex'ten. 59. dakika. Yavaş yavaş Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor Fenerbahçe. Ama yavaş yavaş. Partizan takımı bu maçta üçüncü kez başlama vuruşunda. Bol bol izleyin. Guisa Alex. Tosic ayak koydu. Juka. Ortası savunmanın arkasına. Lucano ters vurdu. Ve top filelerimize gidiyor mu? Hayır. Kalkan önce, bayrak var. Offside. Yine Volkan Lugano. Küçük bir anlaşmazlık ama kalkan bayrak. Offside'dan Doğan Endirek serbest vuruşu kullanacak Fenerbahçe. İşaret geldi. Tosic vurdu ve top filelere gidiyor. 76. dakika. Tosic. Farkı 1'e indirdi. Guisa. Kazım. Guisa, yanında Alex var. Alex düzeltti. Yerden vurdu, kaleci sakatı. Guisa, kaleci sakatı. İçeri gitti.
kullanacak taça vuruşunu. İşte pozisyonu. Bir Lazic. Orta pozisyonu. Önder. Son anda Yasin dokunuyor. Out diyor hakem. Lazic içeriye vurdu diyor. Ve maçı bitiriyor Melito Gonzalez sevgili seyirciler. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde diyebilirim artık rahat rahat.